LGS'ye son 7 gün artık çok az bir zaman kaldı. Yani tam bir hafta kaldı. Bir hafta sonra inşallah mutlu sona ulaşıyoruz. Gün yorumuna baktığımızda test çözerken vakit kaybediyorum. Denemeleri nasıl çözmeliyim demiş Sultan Dikici. Tabi başka yorumlar da yapmış ama biz artık sadece bir yorum seçtiğimiz için bu yorumla alakalı da güzel bir video hazırlayacağımız için böyle yaptık. Sultan'a teşekkür ediyoruz ve hemen videomuza başlıyoruz. birisi arkadaşlar Testlerde bizim anti fısı yöntemi uygulamamız lazım. Yani soruların %10'u çok kolay olacak. %20'si kolay, %40'ı orta, %20'si zor, %10'u çok zor olacak. Dolayısıyla biz eğer sayısalda başladığımızda direkt matematikteki çok zor bir soruyla veya zor bir soruyla karşılaşırsak fende yapabileceğimiz çok kolay kolay ve orta soruları kaçırırız. O yüzden önce sayısal bölümde fenden başlayıp bu sorulara bakmalıyız. Veyahut da Türkçe'de ilk sorumuz zor bir soru geldi diyelim ki. Hemen İnkılapta veyahut da dinde veya İngilizce'de yapabileceğimiz soruları yapabildiğimiz kadarıyla yapmalıyız. Ama tabii Türkçenin kat sayısı fazla olduğundan... ...Türkçenin içerisine geleni bitirdikten sonra diğerlerini geçmeliyiz. Dolayısıyla sınavın %70'i bu sorulardan oluştuğu için... ...bu sorularla karşılaşmadan önce bu soruları mutlaka yapalım. Antiyafris yöntemini uygulayalım. Biz buna zaten turlama taktiği diyoruz. Birinci turda yapabileceğimiz sorular, ikinci turda zorlandığımız sorular... ...üç, dörtte artık son tur atmış oluyoruz. Burada kolay orta sorular derken bir sorunun kolaylığı ve zorluğu nasıl anlaşılabilir hocam? Soruyu okuduğunuzda bir dakika tüketip hala bir şey anlayamadıysanız bir inkılap sorusunda hemen onu geçin ikinci soruda çözersiniz. Ve sorun yanına da yuvarlak koyun. Böyle sakın soru işareti, ünlem, yıldız koymayın. Çünkü geri döndüğünüz eğer orada bir soru işareti, ünlem olursa uf ya acaba ben bunu zor mu yapmıştım diyebilirsiniz. Ve uzun sorularda asla endişelenmeyin. Çünkü uzun sorular, infografik sorular, yeni nesil beceri temelli sorular matematik değil belki ama fende, türkçede, inkılap tarihinde daha uzun olduğu için daha açıklayıcı, daha fazla bilgi veren ve daha yoruma dayalı sorulardır. Bu tarz sorular sizin için çok daha faydalıdır, daha kolaydır, dikkat, dikkat, dikkat eksenlidir yani. Hani sen bakarsın böyle... Ya bana ne vermiş? Bunları bunları vermiş. Benden ne istiyor? Bunu istiyor. bunu okudum. Bu, bu diye işaretleyip geçebileceğin sorularda. Dolayısıyla uzun sorularda da endişelenmeyin. Ve şu da çok önemli. Üç yanlış bir doğruyu götürür. Doğru. Atmamak lazım. Yani A, B, C, D hiçbir şey anlamıyorsan, hiçbir şey ifade etmiyor senin için. Matematik sorusunu hiçbir şey yapamadıysan, kalem bile oynatamadıysan sakın atma. Çünkü üç tane yanlış yaparsan bir tane doğrunu götürür. Yani bir yanlış 0.33 doğrunu götürüyor. Ama iki seçenek arasında kalırsan, acaba A mı yoksa D mi dedin? İşte o zaman işaretle ve ilk aklına gelen işaretle. Çünkü bir doğru da üç yanlışını götürür. Çünkü o do soruyu doğru yaparsan bu durumda yaptığın üç yanlışla alakalı senin doğrunu götürecek doğru yerine onu götürmüş olur. Dolayısıyla bir doğru da üç yanlışını senden defeder gönderir. Dolayısıyla hiçbir soru da iki seçenek arasında kalmadığımız sürece atmıyoruz. İki seçenek arasında kalırsak da aklımıza gelen ilk seçeneği, ilk doğru olduğunu düşündüğümüz seçeneği işaretliyoruz. Bir de yanlış gördüğünüz seçenekleri eleyin arkadaşlar. Yanlış seçeneği elemek size toplamda 5 dakika kazandırır. Neden? Şimdi soru okudunuz fende veyahut da inkılap tarihinde. A kesin değil dediniz. B kesin değil dediniz. Celi diğer sıra kaldınız. Sonra tekrar döndünüz paragrafa. Okudunuz, okudunuz. Tekrar A'ya B'ye bakmayacaksınız. Sadece C ve D'ye bakacaksınız. Tekrar A'ya ve D'ye bakmamak size 5 saniye kazandırsa toplamda 90 çarpı 5 450 eder. 450 saniyede neredeyse 6 dakika eder. Dolayısıyla biz onu 5 dakika indirdik. 5 dakika kazanırsınız arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış seçenekleri elemeyi unutmayın. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen tek bir soru sorun. Bize o tek bir soruyla alakalı sizlere güzel bir video hazırlayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.